Türk heykel sanatının büyük ismi Ali Teoman Germaner. Un Kapanı İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'ndaki eserinin önündeyiz şu anda. Sanatçının kireç taşı bloklardan alçak kabartma olarak hazırladığı soyut kompozisyon eserin önündeyiz. Videonun sonunda ise Aloşname adlı kitabından bazı resimler ve yaptığı heykelleri görebilirsiniz. Sanatçının hayatından bahsetmek gerekirse, 1934 İstanbul doğumlu olan Ali Teoman Germaner, 1949 yılında girdiği akademinin heykel bölümünde Rudolf Belling, Ali Hadi Bara ve Zühtü Müritoğlu gibi Türk heykelinin öncü isimlerinin öğrencisi olmuş, ilk sergisini 1952 yılında Maya Sanat Galerisi'nde açmıştı. Gerek sanatçı gerekse akademisyen kişiliğiyle Türkiye'de heykel sanatının geçirdiği dönüşümlerin büyük bir bölümünü tanıklık eden Germaner, 1960 yılında Fransız hükümetinin bursuyla Paris'e gitmiş. 1961 ve 65 yıllarında dönemin ünlü sanatçılarından heykel ve gravür dersleri almış ve onlarla çalışmıştır. 1965 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümünde asistan olarak göreve başlayan sanatçı, 1976 yılında aynı kurumda profesör olmuştur. 2001 yılında emekli oluncaya dek heykel bölümünde atölye hocalığı ve bölüm başkanlığı yapan sanatçı, Paris, São Paulo ve İskenderiye Biennallerine katılmıştır. İnsanlığın geçmişi benim de geçmişimdir diyen Ali Teoman Germaner'in Mezopotamya, Mısır, Orta Amerika gibi uygarlıkların sanat ve mitolojilerinden etkilendiği görülmüştür. Ve bunlarla ilgili fantastik figürlerle dolu bir dil geliştirmiştir. Sanatçının resim ve heykellerinin adeta imzası haline gelen zümrüdü anka, yılan ve at figürleriyle deniz kabuklarına kadar uzanan masalsı atmosfer, sanatseverleri Aloş'un düş gücünün doruklarında sıra dışı bir gezintiye çıkarıyor. 1970'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi atmosferi Aloşname adını verdiği desenleriyle metaforik bir dille kitabında anlatmıştır. Sanat yaşamı boyunca 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası karma sergiye katılan Ali Teoman Germaner 15 kişisel sergi açtı. Sanatçının 1967 yılında 29. Devlet Resim ve Heykel Sergisi ödülü, 1972 yılında İstanbul Fatih Anıtı Proje Yarışması birincilik ödülü, 1991 ve 1994 yılları Ankara Sanat Kurumu yılın en başarılı heykel sanatçısı ödülü, 1998 Rumeli Holding Heykel Yarışması ödülleri bulunmaktadır. Ali Teoman Germaner'in eserleri İstanbul, Ankara ve İzmir Devlet Resim Heykel Müzeleri ile yurt içi ve yurt dışında birçok koleksiyonda yer almaktadır. Bunların yanı sıra Fransa, Norveç, Romanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu birçok ülkede eserleri izleyiciyle buluşmuştur.